Evet arkadaşlar, bugün iklim konusunu beraber işleyeceğiz. İlk önce iklim, geniş bir alanda uzun yıllar boyunca etkili olan hava koşullarına iklimdir. Geniş bir alan olacak, uzun yıllar boyunca etkili olan hava koşulları. Şimdi iklimi etkileyen faktörlerimiz var. Bunlardan enlem, bakı, rüzgarlar, denizellik, yükselti ve dağların uzanış yönünü birlikte inceleyeceğiz. İlk önce enleme bakalım. Enlem bir yerin ekvatora olan açısal uzaklığıdır. Şimdi dünyamız iki eş parçaya ayırdığı düşünülen hayali çizgi ekvator deniliyor. Üste kalan yani kuzeyde kalan kısma kuzey yarım küre, güneyde kalan kısma güney yarım küre diyorduk. Türkiye kuzey yarım kürede bulunan bir ülkeydi. Şimdi ekvatora güneş ışınları ekvator ve bölgesine dik açıyla gelirken, dik ve dike yakın gelirken kutuplara doğru bu açı gördüğünüz gibi daralmakta. Ekvatora dik ve dike yakın açıyla gelirken kutuplara doğru bu açı daralmakta. Bu yüzden ekvator ve çevresi sıcak olurken kutuplara doğru sıcaklık düşmekte. Bunun sebebi güneşin ışınlarının geliş açısının daralması. İkinci etkenimiz bakım. Şimdi bakı güneşe dönük olma demektir. Şimdi burada bir dağımız var. Burada bir güneş. Güneş ışınlarını alan kısmı böyle. Güneş ışınlarını alan kısmı bu yüzü. Bu yüzü aydınlıkken şu tarafı taradım zaten orayı. Güneş alamadığından karanlık olacak. Yani bu kısmı daha soğuk, bu kısmı daha sıcak olacak. Bu kısmında meyveler daha geç olgunlaşırken bu kısmında daha erken olgunlaşacak. Bu gibi faktörler bakıyla anlatabiliriz. Şimdi ülkemizde dağların güneye bakan yamaçları bakı durumundayken kuzeye bakan yamaçları yani güneşi görmeyen kısım olan yamaçlarıdır. Bu kısımlara da dulda deniliyor. Tamam. Üçüncü etkimiz rüzgarlar. Rüzgarlar estiği yerin sıcaklığını estiği yöne doğru götürür. Şimdi ekvatora ne demiştik? Ekvator sıcak. Sıcaktı. Neden sıcaktı? Çünkü güneş ışınlarını dik ve dike yakın açıyla alıyordu. Ekvatordan esen rüzgarlar sıcak, kutuplardan esen rüzgarlar soğuk olacaktır. Burada kırmızı oklarla gösterdiğim yönde esenler sıcak, mavi okla gösterdiğim yerden esenler yani kutuplardan esenler soğuk olacaktır. Ülkemiz şurada bir yerde bulunduğu için ülkemize o halde kuzeyden esen rüzgarlar soğuk, güneyden esen yani ekvator bölgesinden esen rüzgarlar sıcak olacaktır. Güney yarımkürede bir ülke olsaydı, mesela şurada bir ülke olsaydı, kuzeyden esenler sıcak, güneyden esenler ise soğuk olacaktı. Yani bizim ülkemizde tam tersi bir durum söz konusu olacaktı. Türkiye'de soğuk rüzgarlar var. Yani kuzeyden esen rüzgarlarımız var. Bunlar Karayel, Yıldız, Poyraz. Bunları kayıp baş harfleriyle KYP kayıp sıcak rüzgarları ise SKL yani sakal kayıp sakal şeklinde kodlayabilirsiniz. Soğuk rüzgarlarımız nelermiş? Karayel, Yıldız, Poyraz. Sıcak rüzgarlarımız Samyeli, Kıble ve Lodos. Bunlar da ülkemizdeki rüzgarlar. Şimdi diğer bir etkimiz neydi? Denizellik. Nemin olduğu yerde geç ısınır hava, geç soğur. Bu yüzden büyük su kütlelerinin olduğu yerde sıcaklık farkı az olur. Şimdi Sivas ülkemizde iç kısımda bulunan bir şehir. Sivas gündüz 12 dereceyken gece eksi 3 derece. Sıcaklık farkı kaç oldu? 15 derece bir fark var. 15 santigrat derece bir fark var. İstanbul ise Marmara bölgemizde denize kıyısı olan bir
şehrimiz. Bakıyoruz. Gündüz 17 derece, gece 12 derece. Sıcaklık farkı kaç oldu? 5 derece. Bakıyoruz burada 15 derecelik bir fark var. Gündüzle gece arasında. Burada 5 derecelik bir fark var. Nem havadaki havadaki su buharıdır. Havanın geç ısınıp geç soğumasını sağlar. Hava hemen soğumaz. Gece birden sıcaklık eksilere düşmez. Nem bunu tutar. Yükselti bir diğer etkimiz. Yükselti arttıkça her 200 metre sıcaklık 1 derece düşer. Şimdi yine burada bir dağımız var. Bakıyoruz 0 metrede 25 santigrat derece. 200 metrede her 200 metrede 1 derece düştü. 24 santigrat derece. 400 metrede 23 santigrat derece. Ve 600 metrede 22 santigrat dereceye düşmüş. Yükselti arttıkça sıcaklık düşer dedik. Doğu Anadolu bu yüzden ülkemizde en soğuk bölgedir. Neden? Doğu Anadolu dağlık ve yükseltisi fazla bir bölgedir. Bu yüzden burası ülkemizde en soğuk bölgedir diyoruz. Şimdi dağların uzanışını. Dağlar denize dik uzanırsa ılıtıcı etki, yani denizin sağlamış olduğu ılıtıcı etki iç kesime geçebilir. Buna örnek Ege bölgesidir. Ege bölgesinde dağlar denize, yani kıyıya dik uzanır. Dağlar denize paralel uzanırsa ılıtıcı etki, yani deniz etkisi iç kesimlere geçmez. Bunun örneği de Karadeniz ve Akdeniz bölgesidir. Şimdi bunu haritada bir inceleyelim. Şimdi haritamızda buna bir bakalım. Şöyle. Şimdi Akdeniz bölgesinde denizden gelen hava kütlesi hemen burada Toroslarla karşılaştığından dolayı iç kesime geçemiyor. Ancak Ege bölgesinde şu kesimde denizden gelen hava kütlesi dağlar kıyıya şu şekilde dik uzandığı için içerilere kadar sokulabiliyor ve bu etki şöyle şu kısma kadar gelebiliyor. Yani dağların denize dik mi, paralel mi uzanışı da iklimi etkiler. Denizellik iç kısımlara girebiliyor mu, giremiyor mu? Bunu da etkilemiş olur. Bu derste de iklim konusunu işlemiş olduk.